Selam arkadaşlar. Hazreti Mehdi'nin adaleti, yani Hazreti Mehdi'nin derken arkadaşlar aslında Yüce Allah'ımızın adaletidir. O onu yerine getirmekte mükelleftir. Rabbimizin emri dışında bir ufacık emir dışına çıkamaz. Ne Mehdi çıkar, ne Mesih, ne de Meryem çıkar arkadaşlar. Ne de seçilmiş kişiler. Her biri faziletlidir. Hepsi Kur'an'a, Allah'ın sözüne tabidir. Şimdi biz diyoruz ki arkadaşlar, bunu bize bildirilen bilgileri size verir. Bize verilen bilgi özellikle zuhur ettikleri zaman bütün hapishaneler boşaltılacak arkadaşlar. Şimdi hemen aklınıza şu gelecek. Ya nasıl boşaltılıyor ya? Hızla geçen sapıklar var. Şunu yapanlar var, bunu yapanlar var, şu katiller var falan filan. Tamam da arkadaşlar bakınız. Biz boşaltılacak diyorken zaten orada bakın dünya genelinde haksız yere yeten, yani haksız yere yediği cezaların üzerinden hayatını hapishanede sürünen insanlar var iftiralarla. Yani dünya genelinde var. Bazı insanlar işte bu tür gerçek adalet olmadığı zaman ne diyor Yüce Rabbimiz Kur'an'da söylüyor. Bazı diyor insanların diyor mallarını yemek için diyor hakimlere, savcılara diyor rüşvet vermeyin diyor. Yoksulların malını yemeyin diyor. Yani arkadaşlar bütün hapishaneler boşaltılacak ama eğer suçluysa birinin ırzına, namusuna, canına, malına kast ettiyse bu insan açıkça yani bu insanlar tabi Kur'an'a göre cezalandırılacak. Hapishanedeki tüm insanlar araştırılacak o gün. Nedir, niye yattı bu? Kimin nefsine göre yattı? Kim bunu arzuladı buraya gelmesini? Doğru mu, yanlış mı? Yani arkadaşlar bunlar iyice ne araştırılacak ve ondan sonra hapishanelerde kim varsa bütün hapishaneler boşaltılacak. Bir tane hapishanede insan kalmayacak. Yani Allah kanununa göre arkadaşlar cezalandırılacak. Mesela diyelim ki Rabbimizin kanunu Kur'an'da zaten geçiyor da biz böyle rahat özgür konuşuyoruz. Bize bu haber geldi. Bu tabii ki bütün hapishaneler boşaltılacak diye. Rabbimiz sadık onun faziletli kullarından bize net bilgi geldi. Kur'an'da baktığımız zaman zaten bunu ana maddesini görüyoruz. Ana esasını görüyoruz. Ceza hükmünü. Mesela diyelim ki adamın biri geldi senin ananı, babanı, bacını, kardeşini ya herhangi bir dostunu, birini, akrabanı, kardeşini çekti, vurdu, öldürdü haksız yere. İşte Kur'an'da ne diyor? Kısasa kısas. Şimdi bazıları diyecek ki o zaman kan davası gibi olmuyor mu? Öyle kısasa kısas değil. Kanun o dönemdeki gelecekleri zaman bu Mehdi'si Meryem'in seçmişçilerin adaleti var. Onu al da sen bunu öldür demeyecek. Diyecek ki bu senin kişini öldürdü. Bu şekilde öldürdü. Bu şekilde infazını mı verelim diyecek. Veyahut diyecek ki bir fidye karşılığı bir anlaşmayla serbest mi bırakıyorsunuz? Hakkınızı helal ediyorsunuz mu? Veya diyecek, bakırız arkadaşlar bunlara iyi dikkat edin. Veya bunu bizim adaletimizi cezamıza mı bırakıyorsunuz? 3 seçenek sunacak. Kur'an'da verilen anayasa maddesi bu arkadaşlar. Yani kısa da kısa derken kan davası değil. Al sen bunu vur. Ya diyecek ki ben canı yanmış akrabı kardeş her kim ise artık öldürülmüşse hak sahibi. Ya diyecek ki ben onun cezasını vereceğim. Yani aynı şekilde ölmesini istiyorum diyecek. O yönetime aynı şekilde o şekilde öldürecekler arkadaşlar. Ve diyecek ben diye hakkımı helal ettim. Tamam neyse ne olmuş bırak diyecek.
Veyahut da o oranın adaletine bırakacak. Kur'an'ın şeriatına göre. Diyelim ki biri bir şey çaldı, hırsızlık yaptı. Bakın şu anda hapishaneler arkadaşlar, şu anda bakın. Artık hırsızlar bakıyoruz, bazalar artık bunu alışkanlık yapmış. Giriyor çıkıyor çalıyor, giriyor çıkıyor çalıyor. Bazısı bir yerle anlaşmalı. Yani arkadaşlar memur diyelim bunlara. Bazı var bunlarda, kirli polis, temiz polis var. Yani bir bakıyoruz arkadaşlar, bu kapıdan gidiyor, öteki kapıdan çıkıyorlar, ifade veriyor falan, çıkıyor artık onu, ona göre o memur dolduruyor dilekçesi böyle böyle dediği. Çünkü niye? Ona da indiriyor. Yani arkadaşlar kirli bir düzende kirli bir yönetimin olması normaldir. Dünya geneli şu anda böyle. Haksız yere yatan şu anda sayamayacağımız kadar insanlar var dünya genelinde. Haklı yatan da var, haksız yatan da var. Ama gerçek suçu cezasız çekmeden yatıyor orada. Bir süre sonra aftan yaralanıyor. Gerçek suçu olmayan da orada yatıyor, ömrünü tüketiyor. Birinin hoşuna gitmedi. Devlet yönetimi elinde. Onun istediği gibi orada iftiralarla, hiç suçu bile olmasa mahkeme süründüğünü, ne olduğunu da kendisi de bilmiyor. İçerilerde sürünen milyon insanlar var. Mazlum insanlar da var. Mesela o kişi öldürmemiştir onu, iftira atılmıştır. Delil de sunulmadı halde. Bütün belge delilleri ona sunup hayatı boyunca orada sürünen insanlar var. İftiralarla. İşte arkadaşlar bu Mehdi Mesih Meryem dönemi dediğimizde asıl adalet gelecek. Kimse kimseye iftira atamayacak. İftira atan da dahil o attığı iftiranın yani cezasını ağır şekilde alacağı bir kanun geliyor. Hırsız mesela. Çalsan öteki arka kapıdan çık. Artık alışkanlık yapmış bunlar. Cezası şeyini de artık öğrenmişler. Bunların çarpazlama elleri kesecek arkadaşlar. Şimdi hemen şunu şu anda diyelim, hemen zuhur et deme, bu ceza hükmü kesme hükmü olmayacak tabii ki de. Ne olacak? Belli süre sonra bu hükümler oturacak yerine. Hemen zuhur eter etmez bu hüküm olmayacak. Çünkü niye? Şu anda bakıyoruz arkadaşlar, biz hırsızları tabii savunmuyoruz, metlemiyoruz. Yanında değiliz ama bir bakıyoruz bazen. Adam iş bulamıyor, evine bir şey götüremiyor, aç. Mecburen ekmek çalıyor, onu bunu çalıp bir şeyler çalmak zorunda kalıyor. İşte bu adalet düzeldikten sonra, gerçek hak, kanun geldiği zaman, aç bir insan kalmadığı zaman, o insan onu çalarsa arkadaşlar hak ediyor mu, etmiyor mu? Bu cezayı. Asıl adalet gelmiş. Aç kimse yok. Sen onu oradan adamın malını göz koyup çalıyorsun. O zaman o kişinin eli o zaman kesecek arkadaşlar. Yani şu dönemde şu sistemle zaten el kesmek de yanlış. Sadece kim kimin olduğunu bilmiyoruz. Zevkine çalan da var. Açlıktan yapan da var. İş bulamayıp da yapan da var. İntihar eden var. Yokluktan. İşte ne zaman egemen oldu Mehdi Mesih Meryem seçip kişiler, ne zaman ülkeye adaleti sağladılar, düzelttiler şey, ondan sonra bu kanunlar başlayacak. Anladınız mı arkadaşlar? Yani bazıları der ya bu adam çalıyor çırpıyor da yani hemen elini kes. Sadece şu dönemde bu kanun zaten olmaz. Bu da büyük bir haksız bir günahtır. Adam neden çaldı, neden etti? Sadece şu anda dünya geneline bakıyoruz. Dünya genelinde adalet gerçekten onun yani devlet yönetimi, Türkiye'ye laf koymayayım yanlış anlamayın. Bunu siyasete algılamayın. Yönetimi eline alan insanlara bakıyoruz. Adaleti sağlayacak adalet bakanlara bakıyoruz dünyanın genelinde. Asıl çalanlar, soyunu zengin edenler bunlar. Kendi ülkemizde bile bunu söyleyen insanlar oldu arkadaşlar. Ya ilk önce diyor kendi akrabana vereceğim diyen siyasetçimiz oldu. Siyasetçilerimiz içinde insanlar oldu görevli.
Bunu Kur'an'a bile mal ettiler. Kur'an'da ne diyor diyor. Yani ilk önce yakınlara bakacaksın. Vergi çalmış. Hak etmediği halde o yönetime getirmiş akrabasını. Ve diyor ilk başta diyor kendi akrabana bakacaksın diyor. Lafa bak. Allah sizin belanızı satın verecek. Fiilen bitmiş insanlar bunlar. Ya bizim kendi ülkemizi yönetimle diyen insanlar bunlar. Ya öyle bir sistem kurulmuş ki en tepedeki baştaki insanlar, dünya geneli, kendi siyasetçimize demiyorum, isteyen yere alınabilir, üstüne çekebilir. Hiç sıkıntı yok. En tepedeki adam bile çalıyorsa arkadaşlar, ya bu dünya düzen tamamen bitmiş bu durumdur yani. Ben size bir kısa bir öykü anlatayım. Arkadaşlar bu zamanda yaşanmış, tabii isim gelmeyecek aklıma ama size anlatırken aklıma geldi. Yani adalet değilken. Zamanın birinde arkadaşlar o devletin yönetimi Müslüman bir yönetim, mümin bir yönetim yönetiyor. Padişahlık dönemi. Hangi padişah bilmiyorum. Bir tane de aşk gözlü bir kardeşi var padişahın. Padişah sürekli geliyor. Abi diyor gizli teke tek kaldığı zaman. Yani sen padişahlısın diyor. Bütün hazineler, altınlar, her şey senin elinde diyor. Şuradan diyor biraz diyor bana altın versen de diyor. Ben de diyor biraz daha durumu düzeltsem diyor. Şey yapsam diyor. Olmaz kardeşim diyor. Olmaz kardeşim diyor. Her seferinde geliyor. Sürekli abisini böyle sürekli sıkıştırıyor. En son abisi de padişah olan abisi dayanamıyor. Vezirini çağırıyor. Ablası bakıyor. Acaba diyor altın mı verecek? Sen diyor bana diyor bir diyor mangal közle yanan bir diyor yani yanmış alevlenmiş. Artık et pişirmeye hazır. Bir mangal getir ve bir et getir ve altın getir, maşa getir diyor. Tabii para isteyen kız kardeşi şaşırıyor. Allah Allah, bunları ne yapacak diyor. Altını verecekse diyor mangalın etin diyor. Onun bunun ne ihtiyaç var diyor arkadaşlar. Tabii ki getiriyor altını. Ateşe koyuyor arkadaşlar padişah. İyicene kızdırıyor. Etin üzerine koyuyor. O altın eti yakmaya başlıyor. İşte diyor kardeşim diyor. Sen benden diyor ahirette diyor. Sen diyor benden diyor bunu istiyorsun diyor. Ben yarın bir gün diyor hakka ulaştığım zaman diyor. Vefat ettiğim zaman diyor. İşte sana verdiğim altın diyor benim vücuduma böyle yapışacak diyor. Ya bakınız arkadaşlar o dönemdeki yönetimleri bir bakın. Şimdi şu andaki yönetimlere bakınız. Müslümanlık hangisi? Gerçek Müslüman, gerçekten Allah'tan korkan, gerçekten bir mümin bir insan bu adaletin peşinde olur. Aynı bu şekilde olur. Bir örnek daha verin, ben size anlatmayacağım, detaya girmeyeceğim. Hazreti Ömer'in adaletiydi, Kur'an adaletiydi bunlar. Yani arkadaşlar, ya Emevilerin getirdiği İslam anlayışı bu arkadaşlar. Yani Kur'an müminlerini öldürüp Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'yi, Hazreti Osman'ı linç ettiler, Kur'an üzerine gidiyor, adalet sağlıyor diye Emeviler savaş çıkarttı, İslam'ı ele geçirdiler, geçirdikleri İslam da bu arkadaşlar. Hırsız bir topluluk. Çünkü niye? Kur'an'a göre hüküm yok. Ondan sonra Yahudilikler oradan buna çakma aldılar lafları, hadisleri. Bizi Yahudileştirdiler. O genki Yahudiler İslam'a girdi. Hadis yoluyla bizleri Yahudileştirme mücadelesiyle başardılar arkadaşlar. Şimdi Kur'an mümini diye sapıklık çıktı demeleri, Kur'an mümini diye şunu çıktı demeleri bundan dolayı. Şu Emevi'nin adamları bunlar. Emeviler dönemi, Habbasiler dönemine bir bakın arkadaşlar, bir araştırın. İslam'da bu yok ama işte kıyamet öncesi bekleyen haberciler geldiği zaman Rabbimizin şeyinden gerçek adalet gelecek arkadaşlar. Dünya altın çağını, bolluğu yaşayacak, düzgünlüğü yaşayacak. Gerçek cezaysa bile diyelim hapishane olayında, hapishane değil. Birinin ırzına namusuna geçecek.
Girecek içeride yatacak. Aslanlar gibi de bir de devlet besleyecek onu. Onlar dışarı çıktığı zaman aynı şeyi tekrar yine yapacak. Ceza, ıza geçme cezası ne? Ne kadar? Ama ona 80 kırbaç vurdu mu? Hep vurdu kırbaç. Onun derisini koparttı mı sırtında? Bakanı da onun orası burası mı kalıyordu artık? Daha görmüyor psikolojik olarak. Hem fiziken hem psikolojik olarak zaten o bitmiş oluyor. Yani arkadaşlar onu bunun rızına gelecek. Çoluk çocuğun ya da bir küçük yaş önemli dediği sonucu bir zina. O zaman gidecek içeride bunu devlet besleyecek. Orada adam gibi gezinecekler. O zaman çıkacak tekrar ne yapacak? Niye? Cezası saatin sahibi. En fazla 6-7-8 yemesi 10 sene bile yatsa en az 2 senesini yatacak temiz halden. Salacaklar bunu. Verecek orada hakim mi hakim birisi. Tekrardan aynı şeyi yapacak. Cinayet işleniyor. Adam gerçekten geliyor kapsetiyor. İş susuz yer adamı öldürüyor. Ben mafyayım, ben şuyum, ben yok psikopatım, ben kabadayım. Ben böyleyim, ben haksızla gelemem. İşte o şeriat geldiği zaman işte arkadaşlar. Kur'an'ın şeriatı geldiği zaman. Ben şuyum ben buyum diyemeyecekler. Çünkü kısasa kısas ve kanun var. Tabii ki canı yanan insan da diyecek ki bunu aynı benimkine yapılan şekilde öldür diyecek. Çoğu yüzde 90'ı bunu diyecek. Ve aynı şekilde kimler yaptıysa aynı şekilde onu o devlet yönetimi onun eline bırakmayacak. O da suç işler o zaman. Devlet yönetimi aynı şekilde onun gözünün önünde öldürecek arkadaşlar. Yani biz anapsal boşaltırken bütün sapıklar şundan buna böyle ya da arkadaşlar şeriat kanun cezasını yatıp cezasını çekip çıkacak. Ne yaptı bu hırsı? Bakacak deliller, bütün deliller ortada çıktı mı her şey tamam çıktıysa her şey ortadaysa aynı ceza çıkacak. Bazısı var, bu insan var. Susuz yere yatan insanların sayısı yok arkadaşlar. Kendi ülkemize de dahil. Birinin hoşuna gitmemiş, iktidarın hoşuna gitmemiş, ona gitmemiş. Kim ne olursa olsun. Hüküm veren ancak Allah'tır. Allah'ın hükmü kullanacak arkadaşlar. Kafasına göre kimse kanun, kafasına göre bir insan, birkaç insanı kafaya alıp yapmayacak. Hep Allah'tan korkan, gerçekten Kur'an müminleri cezayı kesecek. Onda öfkelen işte yapılmaz. Allah kanunu ne emrettiyse onun dışına çıkmazlar arkadaşlar. Yani güzel günler gelecek. Bu ceza hükmü bile dahil arkadaşlar. Hem masum olanlar için iyi olacak. Dünya genelinde susuz yere yatan insanlar, iftiralarla yatan insanlar, gerçekten suçu hak etmiş ve hak etmediği şekilde birkaç sene yatıp keyfine bakıp o sene tekrardan işleyen insanlar. İşte diyorlar yani yok mafyaydı, şuydu, bu çeteydi, buydu. İşte arkadaşlar gerçek kanun olmadığı zaman, kanunla böyle açık olduğu zaman ya da bir siyasi kanattan bu insanlar kullanılırsa, mafya diye şımartılır, kullanılırsa bu kapıdan gidip öteki kapıdan çıkarılırsa bu insanlar tabii ki öldürür keser. Çünkü gerçek adalet olmazsa ne olacak? Yanında da yönetici, devletin o gün yönetici ya da para babasının yöneticisi olursa bu insan mafyayım da der, şu da der, buyum da der. Çünkü niye? Adalet yok. O adam tabii ki çıktığı zaman senin de canını yakacak. Ötekin de canını yakacak. Yani herkesin canını yakacak. Şımaracak. Direktmen bu çetecilik, mafyacı, kabada, külhan beyler. Hepsini göreceksiniz ondan sonra bakalım nasıl kedi gibi oluyor. Herkes normal hayatına dönüyor. Dünyaya huzur gelecek. Kimsenin ettiği kimseye kalmayacak. Bakınız yani kendi ülkemizde dahil dünya geneline baktığımız zaman arkadaşlar bazı insanlar kullanılıyor, şımartılıyor, işine gelmediği zaman da saldırılığa geçiliyor. Bu insanları
bu hale getiren büyük iş adamları oluyor ve siyasetçiler oluyor arkadaşlar. Bu insanları mafya gibi korkunç hale getirip her türlü desteği verip bütün kirli işlerini, kanun yapamadı, kirli işleri bunlara yaptırıyorlar. Ama asıl adalet geldiği zaman arkadaşlar, asıl ceza geldiği zaman böyle artık bir boşluk yok. Herkes efendi, herkes aklı başında olacak. Kimsenin yaptığı şu, kimsenin yanında kar kalmayacak. Hiçbir mazlumun canı yanmayacak. Kimse aç yatmayacak. Allah'ın adaleti geldiği yerde arkadaşlar, bereket, bolluk, huzur verir arkadaşlar. İnsanda bir yaşam sevici olur. Rabbine döner, daha çok dua eder. Gideceği yeri de bilir. Burada ne de bulunduğunu da bilir. Faziletli olur. Şu anda dünya geneli şu anda kanunen yapılan bir sistem, tamamen adaletsiz bir sistem, paralı sistem, parayı savunan bir sistem, zengini savunan, yoksulu ezen bir sistemde, o hapishanede yatanların, yani her birinin, yani arkadaşlar hepsinin çoğunluksuz yatan insanların, orada kimsiz olan gariban insanların olduğunu anlayın. Yani arkadaşlar inşallah bekliyoruz, yakın olduğunu bize bildiren, bize verilen bilgilere bakarsak arkadaşlar inşallah çok yakın, uzun bir zaman yok arkadaşlar. Bazı tarihler bize veriliyor ama arkadaşlar bize tarihlere fazla şey kalmak istemiyoruz. Çünkü zan altına düşüyoruz bu sefer. Bize söylerken bazı varlıklar var, sükyan diyelim, sükyanlar kapıda. Bize verilen bazı bilgiler varken onlar da o bilgiden gizliden yararlanmaya çalışıyor. O yüzden verilen tarihlerde onlar yanıltırken bize yanılmış olabiliriz. O yüzden dolayı arkadaşlar tarihimize şu anda şudur diyemiyoruz. Bekleyeceğiz ama az mı kaldı? Az kaldı arkadaşlar. O yüzden dolayı bu verdiğimiz müjdeleri, daha da inşallah Rabbim nasip ederse vereceğiz müjdeler olursa, bunları dinleyin ve bunların her birinin arkadaşlar hayata girmesinin zamanı inşallah yakındır inşallah arkadaşlar. O günü Allah'ımız Yüce Rabbimiz hepimize görmeye ve yanlarında olup hizmet etmeye Yüce Allah'ımız hepimize nasip etsin arkadaşlar. Cümletten Allah'a emanet olalım.